أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وادخلنا في عبادك الصالحين وزدنا علما أما بعد Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti sizlerin ve bizlerin üzerine olsun. Allah Azze ve Celle dinini hakkıyla anlatabilmeyi ve yaşayabilmeyi sizlere de bizlere de nasip eylesin. Akaid kitaplarına veya İslam'ı tanımlayan, anlatan kitaplara baktığımız zaman değerli kardeşler, değerli büyüklerim, Müslüman kimdir diye sorduğumuzda şöyle cevaplar alırız. Allah Azze ve Celle'nin indirdiği bütün emirlere inanan, onları diliyle ikrar eden ve kalbiyle tasdik eden kimsedir Müslüman. Kitaplarda tanımlanan bu ifade, yani Müslüman tanımı, mümin tanımı, sokağımızda veya etrafımızda söylendiğinde acaba kulaklarımızın neler gelmektedir? Yani kitaplardaki tanımla duyduğumuz, aklımıza gelen veya çevrede söylenen Müslüman tanımı aynı mıdır? İnşallah ben bugün bunun üzerinde sizlere inşallah anlatmaya çalışacağım bir şeyler. Bundaki gayem de bir soruna, bir probleme değinmektir. Kendi içerisinde bulunduğumuz sokaklarda, evlerde Müslüman ne demek? Nasıl anlaşılıyor? Veya Müslüman için kullanılan vasıflar acaba gerçekten kitaplarda yazdığı gibi mi? Bunları ifade etmeye çalışarak bir soruna değinmeye çalışacağım. Yalnız bu sorunu çözeceğimiz anlamına gelmemekte. Ama nispeten acizane olarak bir meseleyi kendi kalbimizde veya kendi bünyemizde halledersek inşallah faydalı olacağını düşünüyorum. Müslüman dedik, sokağa çıktığımızda veya etrafımıza duyduğumuzda şöyle kelimeler duyabiliriz. Hacıya bak, sakallı, bir de Müslüman olacak. Müslüman geçiniyor ama alt taraftan her şeyi yapıyor. Aa şuna bak, Müslüman. Ama işe, ticarete geldiği zaman veya iş ahlakına geldiği zaman bu neler yapıyor. Bakıyorsun diyor, Müslüman geçiniyor ama alt tarafta neler götürüyor. Ya bir de Müslüman olacak, annesine babasına zulmediyor gibi sözler. Veya kendi çocuklarıyla ilgilenmiyor, bütün insanlarla ilgileniyor, kendi çocuklarını ihmal ediyor. Ahlisini ihmal ediyor gibi sözler. Veya birisine İslam'ı sorduğumuz zaman, İslam budur, Allah Azze ve Celle bize şunları emretti diye sorduğumuz zaman, ben bunları biliyorum zaten, ben de bunların farkındayım. Hatta sana sorsan sana fetva bile verir yani, veya fıkıh anlatır sana, ders anlatır. Ama İslam'ı yaşantıya geldiği zaman bunun bir nebzesini göremeyebiliriz hayatında. Netice itibariyle bugün toplumumuzda ve insanların bünyesinde şunu görmekteyiz. İçimizden bazı insanlar İslam'ı sadece namazla veya sadaka vermekle tanımlamışlar. Bunu yapmışlar ama bunun yanında ticaret ahlakında, insanlarla muamelede, aile ilişkilerinde o Müslüman tanımının bir kısmını yarıda bırakmışlar. Görünüş itibariyle namaz kılmakla Müslüman olduklarını ifade ediyorlar. Bundan kastım da Müslüman değiller değil. Ama Müslüman şahsiyetini tam olarak ortaya sergilemiyorlar. Zaten bizim kimseye Müslüman deyip dememe hakkına sahip değiliz biz. Ama burada ifade etmek istediğim bir hastalık, bir sıkıntı ve bir problem. Müslüman görünümlü olduğumuz halde bazı özelliklerimiz İslami şahsiyete, Müslüman kimliğine uymamakta. Onun tam tersi, Müslüman şahsiyetine uyacak olan namaz gibi ibadetler olmadığı halde insanlara İslam'ı davet etmeye başladığımızda insanlar bizden daha çok bilgi olarak görülebiliyor. Bugünkü yaşadığımız toplum insanları 200'lü hale getirmiş. Müslüman kimliğiyle beraber içerisinde boş bir bünye oluşturuyor. Bununla beraber tam zıttı, bir şeyler bilmesine rağmen etrafında böyle insanlar da görmekteyim. Bir şeyler biliyor. İslamiyeti belki senden daha iyi anlıyor. Bu böyledir. Evet haklısın. Şöyle böyledir. Ama İslam yaşamaya geldiğinde namaz kılmak gerekiyor, zekat vermek gerekiyor dediğimizde bunlar tam olarak karşımıza çıkamamakta. Bundan dolayı farklı kutupların olduğu, tam olarak İslam'ın, tam olarak İslami kimliğin, Müslüman şahsiyetinin ortada olmadığı, birazının yapılıp birazının yapılmadığı kimlikler, profiller, biyografiler görmekteyiz. Ki bunlara biz de düşmekteyiz. Benim bugün ders olarak işlemeye çalışacağım konu bu.
Acaba biz Müslüman olarak taşıdığımız bu sıfatı, bu ismi tam olarak yerine getirebilmekte miyiz? Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği şekilde bu kimliği, bu profili tamamlayabilmekte miyiz? Elimizden geldiği kadarıyla, yoksa bunu bir tarafa bırakıp, evet, İslami yaşantı adına bazı şeyler yapıp diğer bazı kısımlarını boş mu bırakmaktayız? Bu çok büyük bir handikap, bu çok büyük bir sıkıntı. Öyle bir hale geliyor ki sonra insan buna alışıyor, namaz kılmayı yeterli görüyor. Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı zinadır, faizdir, ticaret ahlakıdır, bize yasakladığı bazı şeyleri sanki bu toplumda sıkıntı olmaz, sorun olmaz gibi algılayıp sadece namaz kılmayı veya sadece belli başlı özellikleri bünyemizde barındırmayı İslami şahsiyet, Müslüman şahsiyet olarak görebilmekteyiz ki bu bir hastalıktır, bu bir sıkıntı, bu bir problemdir. Bundan dolayı yegane başvurumuz Kur'an-ı Kerim ve Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği peygamberidir. Bunlara müracaat ettiğimizde bize hangi İslami şahsiyeti, hangi hikimliği çıkartıyor, buna bakmamız gerekiyor. Buna binaen Müslümanın Rabbi ile olan ilişkisi, kendi nefsiyle olan ilişkisi, bir de çevresiyle olan ilişkisi başlığı altında üç başlık olarak biz Müslümanın şahsiyetini inceleyebiliriz. Bu konunun üzerine birçok kitaplar yazılmış, birçok meseleler konulmuş, konuşulmuş. Bu genelde şu kategoride toplanmaktadır. Allah'ın hakları, kulun kendi nefsi hakları, bir de ehlinin, ailesinin ve çevresindekilerin hakları. Yani hukukullah, Allah'ın hakları ve hukukul ibad dediğimiz kulların hakları. Yani bir Müslüman sadece Allah'ın haklarını gözeterek İslam kimliğe ve Müslüman şahsiyetine sahip olamaz. Aynı şekilde sadece kulların haklarını gözeterek çevresine çok iyi davranıyor, ailesine çok iyi davranıyor. Ama Allah Azze ve Celle'nin kendisinden istediği şeyleri, Allah'ın hakkı olan şeyleri yapmamakla İslam kimliğini veya şahsiyetini yarım bırakmaktadır. İşte bu Allah'ın hakları, kulun kendi nefsinin hakları, bir de etrafındakilerin hakları olarak üç kısmı ayrılmakta. Biz de inşallah bu hakların Müslüman kimliğini nasıl oluşturduğunu, hiçbirinin diğerinden eksik kalamayacağını, hepsinin birbiri yerine geçeceğini anlatmaya çalışacağız. Tabii dediğimiz gibi bunu anlatırken temel gayemiz ve hedefimiz inşallah Kur'an'ın ve Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği peygamberlerin bize gösterdiği yolu takip etmek ve buna uymaktır. Kur'an'dan bahsetmişken şunu ifade etmek gerekiyor değerli Müslümanlar. Allah Azze ve Celle peygamber olarak gönderdiği toplumlara farklı farklı özellikler vermiştir. Ve her gönderdiği peygamberi o toplumun özelliğine, o toplumun durumuna ve profiline göre göndermiştir. Mesela diyelim ki Musa Aleyhisselam büyülün, sihrin, böyle tılsımın çok böyle etkin olduğu, üstün olduğu bir topluma gönderilmiş. İsa Aleyhisselam hastalıkların tedavisinin, insanların işte diriltilmesinin, tekrar diriltilmesinin sorulduğu, sorgulandığı döneme gönderilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de edebiyatın, belagatın, fasih konuşmanın, insanlara güzel sözler söylemenin, şiirin üst seviyede olduğu bir topluma gönderilmiş. İşte bu toplum, Arap toplumu yazıyla değil de hafızayla uzun böyle şiirlerin, beyitlerin ezberlendiği bir toplum. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle o toplumdaki insanları etkileyebilmek için Kur'an-ı Kerim'i fasih olarak, beliğ olarak, veciz olarak çok güzel bir üslupla insanların dinlediğinde, duyduğunda etkileneceği bir üslupla göndermiştir. Biz de bunun üzerine Kur'an-ı Kerim'den konumuza ışık saçacak bir ayet-i kerime seçeceğiz. Sadece bir ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime üzerinden konumuzu işlemeye çalışacağız. Bahsettiğimiz bu ayet-i kerime Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresinde buyurduğu 83. ayet-i kerimedir. En baştan itibaren baktığımızda Bakara suresi değerli Müslümanlar, münafıkların, Hristiyanların ve Yahudilerin, ehli kitabın özelliklerinden bahsetmektedir. Özellikle 70'ten 90-100'e kadar ki olan ayetlerde Yahudilerden bahsedilmekte ve bahsettiğimiz 83. ayette de Allah Azze ve Celle Yahudilerden bahsetmektedir. Bismillah. Ve iz ahazna mithaqa bani İsrail. Biz o gün İsrailoğullarından bir misak almıştık. Hatırlayın ki biz İsrailoğullarından o gün bir söz almıştık. O gün bir ahit almıştık. O gün onlar bize bir vaatte bulunmuşlardı. Neye karşılık? La ta'buduna illallah. Sadece Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmek, sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmek üzere.
Ayet-i Kerime'deki buyrulan bu misakın, bu anlaşmanın, bu ahdin ilk maddesi Allah Azze ve Celle'den başka kimseye kulluk etmemek. Bu da gösteriyor ki Müslüman şahsiyetinde dikkat edilmesi gereken ilk husus Allah Azze ve Celle'ye iman etmek, iman etmekle kalmayıp sadece ve sadece ona kulluk etmektir. Burada size, sizin dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. İbadetle kulluk farklı şeylerdir Müslümanlar. Bir insan ben ibadet tutuyorum diyerek namazı kastedebilir, bu bir ibadettir. Ama sadece ibadet namaz kılmak değildir. Kulluk dediğimiz şey ibadetten biraz daha kapsamlıdır. Aslında Arapçada aynı manaya gelmekte ama Türkçe'ye tercüme ettiğimizde veya söylediğimizde ibadet kulluğu kapsamamaktadır. Kulluk ne o zaman? Biz öyle tercüme ediyoruz. Sadece Allah'a kulluk etmek, Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği her türlü şeyi yapmaktır. Haram kıldıklarından kaçınmak, helal kıldıklarını yapmak ve bunu yaparken de teslim olmaktır ve bunu yaparken de boyun eğmektir. Biz bunu bütün peygamberlerde görmekteyiz. Allah Azze ve Celle başka ayetlerinde buyuruyor ki وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا نُوحِ إِلَّا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Biz hiçbir Resul, hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah olmadığına, benden başka kimseye kulluk edilmediğine inansınlar ve benden korksunlar dışında bir vahiy göndermedik. Yani bütün peygamberler Allah Azze ve Celle'nin insanları hidayet ermesi için, insanların hidayet bulması için gönderdiği bütün peygamberler yalnızca ve yalnızca Allah Azze ve Celle'den kimse, başka kimseye kulluk edilmemesi üzerine gönderilmişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin peygamberleri göndermesi ve İslam dinini insanlara anlatması işte bu şekilde tevhid dini üzerine kurgulanmış ve tevhid üzerine kurgulanmıştır değerli Müslümanlar. Bundan dolayı bir Müslümanın kimliğini ve şahsiyetini oluşturan ilk madde, ilk düşünmesi gereken sadece ve sadece Allah'a kulluk etmesidir. Bahsettiğimiz bu kulluk insanın günlük yaşamından, ibadetlerinden, ölümünden, hayatından, bütün her şeyinden sorumlu olmasıdır. İnsanın namaz kılması, ibadetlerini yerine getirmesi, bununla beraber çalışması, Allah'tan korkması, Allah için bir şeyler yapması, bu bilinçli olması, bunların hepsi Allah için kulluğa girmektedir. Bununla beraber Allah Azze ve Celle ayet-i kerimenin devamında buyurmaktadır ki وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ Allah-u Teala'dan başka kimseye kulluk etmeyecek ve sadece ve sadece Allah'a kulluktan sonra anne babaya iyi davranacak. Buna benzer birçok ayet-i kerimeyi Kur'an'da görmekteyiz. اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Allah'tan başka kimseye kulluk etmeyecek, anne babaya iyi davranacak. Bu Nisa suresinde var, İsra suresinde var. Biz anlıyoruz ki değerli Müslümanlar, kişi Allah-u Teala'ya kulluktan sonra hemen neyle emrolunuyor? Anne babasına iyilikle emrolunuyor. O zaman bize bu ayet-i kerime şunu göstermekte. Allah'a ibadetten hemen sonra gelecek büyük bir ibadet, büyük bir kulluk da anne babaya iyi davranmaktır. İşte bu kul, bu birinci madde olan Allah'ın ve kulun arasındaki ilişkiden sonra artık kulun çevresiyle olan ilişkiye geçiyor ayet-i kerime. Anne babaya iyi davranmak. Anne babaya iyi davranmanın Allah'tan hemen sonra zikredilmesi zaten önemini göstermekte. Bununla beraber başka ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler bize bunun önemini tekrar hatırlatmaktadır. Mesela bunlardan bir tanesi, sahabiden bir tanesi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü, hangi ibadet en üstündür? O biliyor ki Allah'tan başka kimseye kulluk etmemen ve Allah yolunda cihad etmendir. Ondan sonra diyor Allah anneye babaya iyilik etmendir. Başka bir sahabi geliyor, ya Resulallah ben cihade çıkmak istiyorum. Diyor ki senin anne baban sağ mı? Onlardan birisi sağsa ona bakacak kimse yoksa sen ona bakman, o da senin için cihattır buyuruyor. Bunun dışında bir sahabetine tekrar geliyor. Ya Resulallah anne hakkı mı baba hakkı mı önce? Anne diyor peygamberimiz, sonra baba diyor. Velhasıl kelam annenin ve babanın, anne ve babaya iyilikte davranmak, onlara iyilikte bulunmak Allah Azze ve Celle'nin ve dinimizin önemsediği önemli hususlardan bir tanesi ki bu da Müslümanın çevresiyle olan şahsiyetini ve ahlakını göstermekte. Başka bir hadisette Peygamber Efendimiz buyurmaktadır ki en büyük günahlardan bir tanesi Allah'a şirk koşmak ve anne babaya isyan etmek. İşte Allah-u Teala'nın anne babayı hemen kendisine kulluktan sonra sayması, hadis-i şeriflerin anne babaya iyiliği emretmesi, ona isyanı şirk, yani şirkten sonraki büyük günahlardan sayması bize bunun önemini göstermektedir. Aynı şekilde İsra suresinde onlarla karşılaştığın zaman, onlarla oturduğun zaman onlara öf bile deme, onlara rahmet kanadını ger, onlara asla ve asla hakir görme, onlara isyan etme. Yine ayet-i kerime bize bunu göstermektedir. Yani dersimizin başına da buyurduğumuz gibi, söylemeye çalıştığımız gibi anne babaya iyilik değerli Müslümanlar
Çok önemli bir husus İslam'da. Biz etrafımızda veya kendi nefsimizde görmekteyiz ki evet anne Allah'a kulluğu anlatıyoruz, Allah'a kulluk edilmesi gerektiğini söylüyoruz ama acaba anne ve babamıza ayetlerde ve hadislerde belirtildiği gibi hakikaten iyi davranıyor muyuz? Onlara güzel davranıyor muyuz? Onların bir dediklerini iki etmemeye çalışıyor muyuz? Bunun dinden olduğunu yani bizim Müslüman şahsiyetimizin bir kısmını, bir bölümünde anne babaya iyilik olduğunu acaba hatırlıyor muyuz? Bunu sormamız ve kendimizde sorgulamamız gerekmektedir. Anne babaya iyilik değerli Müslümanlar, insanın yaşantısını bereketlendiren ve onu faziletlendiren bir haslet bir özelliktir. Yani çok duymuşsunuzdur, insanların anne babasına iyilik etmesinden dolayı işinin, hayatının bereketlendiğini hepimiz duymuşuzdur. Peki şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Peki anne babamız bize kötü davranıyorsa veya anne babamız müşrikse, Allah'a inanmıyorsa o zaman bile isyana kaçmadığı sürece yani Allah-u Teala isyana kaçmadığı sürece anne ve babamızı yine de iyi davranmamız gerekiyor. Biz bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer peygamberlerin hayatlarında görmekteyiz. İbrahim aleyhisselam babası şirk koştuğu halde, put bakıcısı olduğu halde, putları kendi eliyle yaptığı halde, sabah akşam putlarla uğraştığı halde ne diyor İbrahim aleyhisselam babasına? Ya bu neyye? Ey babacığım diyor. Bu putları bıraksan da Allah'a kulluk etsen daha iyi olmaz mı? Bakın yani Allah-u Teala inanmayan, put yapan bir insana bile Hazreti İbrahim ne diyor? Ey babacığım, ey anneciğim, bu yaptığını bıraksan da Allah'a kulluk etsen olmazdı. Peygamberlerin ve Peygamberimizin gösterdiği bu yol, Müslüman şahsiyetinin diğer bir tarafıdır Müslümanlar. Bunu asla ve asla ihmal edemeyiz. Biz kendimizi İslam'ı kabul edip, Müslüman kabul edip, Allah'a azze ve celle kulluk ettiğimizi söylediğimiz halde, Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği anne ve babaya iyilik eğer bir tarafa bırakılırsa bu bizim şahsiyetimizin yarım olduğunu gösterir. Bundan sonra çıkar duyuyoruz ki Müslümanlar şöyle böyle. Müslüman olduğunu söyleyen insanlar anne ve babasına iyilikte bulunmuyor. İşte bunlar Müslüman şahsiyetinin eksikliğini göstermektedir. Ayet-i Kerime devam ediyor. وَاِذَا خَذْنَا اِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدِ اِحْسَانَ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاك۪ينَ. Aynı şekilde anne babaya iyilikten sonra yakın akrabaya, yetimlere ve yoksullara. Yani bu da yine neyi oluşturuyor? Bizim çevremizi oluşturuyor. Anne babamıza iyi davranıyoruz. Kendi ufak çekirdek ailemizle ilişkilerimiz iyi. Ama yakın akrabamızla bağımızı kesiyoruz. Yine hadis-i şeriflerin bize hatırlattığı, sizlerin de bildiği gibi yakın akrabasıyla bağını kesen bizden değildir diyor Peygamberimiz. Veya başka hadis-i şerifler yakın akrabayla bağ kesmeyi hakir görmekte, bunu asla kabul etmemektedir. Bundan dolayı yakın akrabamızın da bizim üzerimizde hakkı var. Onların da bizim üzerimizde hakkı var. Bizim onlara karşı da sorumluluklarımız var. Genel bir çerçeve çizersek Allah'a kulluk bu çerçevenin en büyük kısmını oluşturmakta. Anne babaya iyilik, çevremizdekilere iyilik, komşumuza iyilik, çocuğumuza, eşimize karşı iyilik, bunların hepsi yine bizim çevremizdeki ilişkilerimizi yansıtmaktadır. O zaman şöyle bir tablo çizmemiz gerekiyor. Bizim Allah-u Teala'ya inanmamız, ona kulluk etmemiz, ondan başka hiçbir şeyi kabul etmememiz, aynı zamanda anne babamıza iyi davranmamızı, çevremize, yoksullara, yetimlere, yakın akrabamıza iyi davranmamızı da ne yapmaktadır? Emretmektedir. Bunu da Müslüman şahsiyetinin pozisyonu içinde göstermektedir. Her biri bir ders konusu aslında. Anne babaya iyilik etmek, eşimize karşı iyi davranmak, ona hüsnü kabulle muamele etmek, ona karşı hakir davranmamak, elimizi kaldırmamak, onun hakkını vermeye çalışmak, çocuğumuzu başkalarının ilgilendiği gibi ilgilenmek. Yani şunu çok görmüşüzdür. İslam'ı davet eden insanlar başkalarıyla ilgilenmekte ama kendi çocuklarına vakit ayıramamaktadır. Kendi çocuklarına vakit ayıramamış bir Müslüman nasıl olur da İslam'ı şahsiyeti temsil eder? Bununla beraber kendi çocuğunun da onun üzerinde hakkı var. İşte bu hakların her birini birisine vermek bu Müslüman şahsiyetinin göstergesidir. Sahabe hayatından güzel bir tablo ve güzel bir örnek vardır Müslümanlar. İnşallah bunu kendimize şiar edinmemiz gerekiyor. Selman-ı Farisi değerli Müslümanlar bir gün Ebu Derda'ya misafir olur. Ebu Derda onu misafir eder, o da onun evine gider ve misafir olur. Ebu Derda onu içeri buyurduğuna davet ettiğinde Ebu Derda'nın hanımını görür Selman-ı Farisi. Üstü başı böyle biraz daha dağınık, yani çeki düzeni verilmemiş, biraz da eski elbiselerin, yoksulluğun emaresinin ve pecmürdeliğin emaresinin görüldüğü bir tablo görür Selman-ı Farisi. Ona der ki, ey Ebu Derda, senin bu halin ne?
Yani niye böylesin? O der ki kardeşinin durumu böyledir. Yani Ebu Derda'yı kastederek. Selman-ı Farisi bu topluyu gördükten sonra içeri girer ve misafir olmaya başlar. Daha sonra Ebu Derda Selman-ı Farisi'nin önüne yemeğini koyar. Kendisi yemez. Sorar Selman-ı Farisi, sen neden yemiyorsun? Ben oruçluyum der. Olur mu ya der. Sen yemezsen ben de yemem. Ta ki o yiyene kadar o da yemez. Bunun üzerine Ebu Derda da yer. Yani buradaki anladığımız kadarıyla orucun, nafile orucun olduğunu siz de anlamaktasınız. Netice itibariyle o yedikten sonra Selman-ı Farisi de yer. Daha sonra akşam olur, Selman-ı Farisi'ye Ebu Derda yatağını gösterir. Yatmasını söyler ama kendisi yatmaz, gece namazı kılmak ister. O der ki biraz uyu der Selman-ı Farisi. Biraz uyur, tekrar kalkmak ister Ebu Derda, biraz daha uyu der. Tekrar kalkmak ister, biraz daha uyu der. Sonra en sonunda o kaldırır, der şimdi kalk, gece namazı kılabiliriz. Daha sonra bu olay üzerine Selman-ı Farisi çok güzel veciz bir söz söyler. Allah'ın senin üzerinde hakkı vardır. Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Ehlinin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ver. Bugünkü dersimizin aslında temel şeyi, öğütü budur. Her hak sahibine hakkını vermemiz gerekiyor Müslümanlar. Ne Rabbimizle olan hukukumuzu bozmamız gerekiyor, ne kendi nefsimizde ne de çevremizde. Bunu söyledikten sonra şöyle bir şey aklımıza gelir. Yani Allah Azze ve Celle ile aramızı iyi tutmaya çalışıyoruz. Fakat nefsimiz, bedenimiz bizi yormakta veya bedenimiz Allah Azze ve Celle ile aramızdaki ilişkiyi bozmaktadır. Ki biz bunu birçok ayet-i kerimeden görmekteyiz, kendi nefislerimizden tanımaktayız. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde buyuruyor ki زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ İnsanlara şehvet sevgisi, yani şehvet sevdirildi, hoş gösterildi, güzel gösterildi. Hangi konularda? Kadınlar, oğullar, yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler insana hoş ve güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçici metaıdır. Oysa asıl varılacak yer Allah'ın yanıdır. Bu ayet-i kerime bize göstermektedir ki insanın nefsi, değerli Müslümanlar, mala, kadına, çocuğa, çoluğa, dünyaya meyillidir. Ve insana bu güzel gösterilmiştir. Bu insanın kendi nefsinde vardır. O zaman Müslümanın yapması gereken veya bilinç olarak kuşanması gereken şey ne? Bilmesi gereken şu. Evet, bunlar Müslümana güzel gösterilmiş, insana güzel gösterilmiş ve içinde bir duygu var. O zaman Müslümanın yapması gereken Allah Azze ve Celle'nin çizdiği sınır kadarıyla bunlardan almaktır. Diyelim ki kadın şehveti ona güzel mi gösterildi? Evlenebiliyorsa evlenmesi gerekmektedir. Bu haddi onunla ortaya koyması gerekiyor. Diyelim ki dünya hayatı, para, meta ona güzel mi gösterildi? Allah Azze ve Celle'nin kendisinden istediği zekatı vererek malını temizlemesi ve dünyanın gelip geçici olduğunu ve malın sadece Allah Azze ve Celle tarafından verildiğini bilmesi ve buna göre yaşaması. Çoluğun, çocuğunun aynı şekilde Allah tarafından verilen bir nimet olduğunu bilmesi, bunun güzel bir huy olduğunu, hasit olduğunu bilmesi, bununla beraber hepsinin öleceğinin, hepsinin yok olacağını bilmesi, Müslümanın işte bu sınırı aşmamasını sağlayacak ölçüdür. Netice itibariyle bir Müslüman kendi nefsine de dikkat etmesi gerekiyor. İşte bu nefse dikkat etmek, değerli Müslümanlar, nefsi tanımakla olur. İnsan kendi nefsini tanımadıkça onun kendisini kandırmasını engelleyemez. Mutlaka ve mutlaka kendi nefsimizi tanımamız, ona da hakkını vermemiz gerekiyor. Yine 3 tane sahabe geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e, diyor ya ben evlenmek istemiyorum ya Resulallah, bir tanesi. Ya Resulallah ben sabahtan akşama kadar namaz kılmak istiyorum. Ben günler boyu oruç tutmak istiyorum diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyorlar. Peygamberimiz buyuruyor ben evlenirim, bazen oruç tutarım, bazen tutmam, bazen namaz kılarım, bazen dinlerim. Yani gece namazını kastediyorlar. Bunun üzerine Peygamberimiz bu veciz sözü, bu örneği bize sunmaktadır. O zaman anlıyoruz ki Müslüman kendi nefsinin de hakkını vermesi gerekiyor. Biz sabahtan akşama kadar namaz kılarsak başka işleri yerine getiremeyiz. Başka ibadetleri yerine getiremeyiz. Demek ki sabahtan, yani gece boyu namaz kıldık ama sabah namazına kalkamadık. Bu gece boyu kıldığımız namazın nefsimize bir set koyduğunu, yani bir set koymasının sebep olduğunu anlarız. Yani bu namazın sabah namazına kaldırmadığın hiçbir değer olmaz. Ama birazından kılmak, ondan sonra dinlenmek işte nefsin hakkını vermektir. Bunun yanında insanın sağlığına dikkat etmesi, gerektiği kadar spor yapması yine insanın nefsini koruması için nedir? Yapması gereken haklardan bir tanesidir. Netice itibariyle Müslümanlar, etrafımızda Müslümanların kimliklerine, şahsiyetlerine veya yani kendini Müslüman olduğunu söylediği halde bazı hasletleri yerine getirmemesi çok çok kulağımıza gelmiş ve biz bunu duymuşuzdur Müslümanlar. Bunun için
İslami şahsiyetin ne demek olduğunu anlamak ve bu İslami şahsiyetin, İslami kimliğinin hangi boyutların olduğunu bilmek ve buna göre yaşamak ve buna göre bir şekil ve tablo çizmek her Müslümanın yapması gereken bir özelliktir. Sadece kendi nefsimizi düşünmek yeterli değil. Sadece etrafımızı düşünmek yeterli değil. Ailemize de önem vermemiz gerekiyor. Etrafımıza düşündüğümüz gibi kendi çocuklarımıza da önem vermemiz gerekiyor. Bununla beraber şunu asla ve asla unutmamamız gerekiyor. Müslüman şahsiyeti sadece ibadet demek değildir. Yani namaz kılmak, zekat vermek, evet bunlar güzel hasletlerdir. Olması gerekiyor. Allah Azze ve Celle bunları istiyor. Ama bununla beraber güzel ahlaklı olmayı da Allah Azze ve Celle istiyor. İnsanlara güzel söz söylemeyi de Allah Azze ve Celle istiyor. Zaten ayet-i kerime, Bakara suresinin 83. ayet-i kerimenin devamında buyuruyor ki وَقُولُوا لِلنَّاسِ husna ve insanlara da güzel söz söyleyin. Bu güzel söz söyleme çok önemli bir şey. İnsanlara güzel söz söylediğimizde insanlara bir şey ifade edebiliyoruz veya anlatabiliyoruz. Herhangi bir insanlara karşı galiz, kötü, kaba sözler söylediğimizde asla bizi dinlememektedirler. Herhangi birine İslam'ı anlatacağımız zaman, annemize, babamıza hitabet ettiğimiz zaman, yakın çevremize bir şey ifade etmeye çalıştığımız zaman, onlara Allah'ın bir ayetini anlatmaya çalıştığımız zaman hep bu nereden geçiyor? Güzel sözden geçiyor. Ki Musa aleyhisselam Firavun'un karşısına çıktığında Allah Azze ve Celle ona buyurdu ki وَقُولُوا لِلنَّاسِ husna, affedersin, bu ayet kelimesi de başka bir şekilde وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا, onlara yumuşak ses söyle diyor Allah Azze ve Celle Musa aleyhisselam. Biz buradan anlıyoruz ki Firavun'un karşısına çıksak dahi, zalim bir hükümdarın karşısına çıksak dahi güzel söz söylememiz gerekiyor. Ve bu güzel söz, yani karşımızdaki inanmayacak olsa dahi yapılması gereken bir haslettir. Ola ki anlar, ola ki inanır. Ki Allah Azze ve Celle'nin yarın karşısına çıktığında onun da bir sebebi olmasın diye Firavun'a, Nemrut'a, zalimlere karşı güzel söz söylenmesi emredilmişken bizim kendi nefsimize, etrafımıza ve ailemize güzel sözle davranmamız hayli gereken bir durumdur. Bahsetmiştim de en başta söylemiştik ya değerli Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim çok veciz bir ifade kullanmakta. En baştan beri anne babaya iyilik edilmesinden bahsetmekte, çevresine, yakınlara, yoksullukla iyilik edilmesinden bahsetmekte. Bunlar hep fiili ameller. Yani fiili sözler. Hepsi fiille yapılıyor. Ama sonra gelen ayet-i kerimede ne dedi? وَقُولُوا لِلنَّاسِ husna. İnsanlara güzel söz söyleyin. O zaman biz anlıyoruz ki ayet-i kerime hem fiili emretmekte hem de sözü davranışı emretmekte. Yani sadece fiil yeterli değil, aynı zamanda sözün de olması gerekmektedir. Bunun hemen ardından Allah Azze ve Celle sanki böyle konuyu özetlermiş gibi, ayet-i kerimeyi bize özetlermiş gibi şunu buyuruyor. وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ, namazı kılın ve zekat verin. Bu durumda bize, yani namaz kılmak Allah Azze ve Celle'nin haklarından, yani kulun üzerine yüklediği haklardandır. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ, yani zekatı verin de sanki kulun diğer insanlara karşı görevleridir. Biz buradan da anlıyoruz ki Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede çok geniş olarak her şeyi anladıktan sonra en sona geldiğinde kısaca da özetlemektedir. Ayet-i kerime çok veciz bir şekilde bize hem Allah'ın haklarını, hem kendi haklarımızı, hem de çevremize karşı haklarımızı ifade etmekte. Bunu sadece fiil olarak değil, sözlü olarak yapıldığını belirtmekte. Ardından özet bir şekilde de bu konuyu bitirmektedir. Sonra ayet-i kerime şöyle bitmekte Müslümanlar. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ, sonra siz yüz çevirdiniz. İlla kayla, ancak çok az bir kısmınız. Yani Musa Aleyhisselam'ın gönderildiği topluma baktığımız zaman, İsrailoğullarına baktığımız zaman Allah Azze ve Celle onlara kitap göndermiş, peygamberler göndermiş. Çok az bir kısmı hariç onların çoğu iman etmemişler, yüz çevirmişler. Bilerek Allah Teala'ya karşı isyan etmişler. İşte bu az kısmın bir tane örneğini vererek inşallah dersimizi tamamlayacağız. İsrailoğulları sizin de bildiğiniz gibi değerli Müslümanlar, böyle çok Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini yerine getirmede isyan eden, sürekli Allah Azze ve Celle'nin isteklerine karşı böyle mazeretler sunan bir topluluk. Peygamberleri zulümlerinden dolayı öldürmüşler, peygamberleri yalanlamışlar. Kendilerine gönderilen kitapları, Tevrat'ı bir kısmını değiştirmişler, bir kısmını farklı yorumlamışlar. Dini sadece din adamlarının elinde olduğunu söylemişler. İşte böyle bir topluma gönderilen peygamberler İsrailoğulları tarafından yaralanmış ve öldürülmüş. Ama Medine'ye gittiğimizde bir tane Yahudi bilginlerinden, Yahudi alimlerinden bir tanesi Müslüman olmakta. Bunun inşallah hayatını anlattıktan sonra dersimize son vereceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde bildiğiniz gibi orada 3 tane Yahudi topluluğu, 3 tane Yahudi kabilesi var. Bu Yahudi kabilelerinden en büyük alimlerinden bir tanesi de Abdullah bin Selam'dır. Abdullah bin Selam oradaki Yahudi kabilelerine güvendiği, saydığı,
alim olarak kabul ettiği şahsiyetlerden bir tanesi. Medine'ye peygamber geldiğini duyduğunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidiyor. Ona bazı sorular soruyor. Ancak peygamberin bilebileceği bazı sorular soruyor. Bu sorulara aldığı cevapların peygamberden geldiğini anladıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman ediyor. Bunun üzerine Peygamberimiz diyor ki ya Resulallah, diğer insanların, yani diğer Yahudilerin, diğer İsrailoğullarına mensup olanların da Müslüman olmasına vesile olmak istiyorum diyerek bütün Yahudileri onun yanına, yani Peygamberimizin yanına çağırıyor. Daha sonra Peygamber Efendimiz Abdullah bin Selam'a soruyor. Veya işte Yahudi topluma soruyor. Bu sizin en bilgininiz mi? Evet diyorlar. Bu bizim en bilginimiz. Eğer bu, yani Abdullah bin Selam iman ederse siz de iman eder misiniz? Kabul eder misiniz dediklerimi? Ederiz diyorlar. Abdullah bin Selam iman ettiğini söylüyor. Ama onların hiçbiri tarihte olduğu gibi Müslüman olmuyor. Ve bunun üzerine Abdullah bin Selam tek başına ve ailesiyle beraber Müslüman oluyor. Uzun yıllar boyunca Müslümanlara ve İslam'a hizmet ediyor. Uhud Harbi'ne katılıyor. Birçok cenge ve cihada katılıyor. Daha sonra Müslümanların alimleri arasında yer alıyor. Hatta sahabiler oğullarına, yani ufak oğullarına Abdullah bin Selam'dan ilim öğrenmesinde vasiyet ediyorlar. Netice itibariyle toparlarsak Allah Azze ve Celle hem kendi haklarının, hem kendi nefsimizin hakkının, hem de çevremizin haklarını veren Müslümanlardan olmayı nasip eylesin. Sadece birkaç kelimeyle kendimizi yeterli tutup, kısır tutup sadece bazı özelliklerle Müslüman olmayı değil, Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği bütün hasletleri gücümüz yettiği kadarıyla inşallah yansıtmayı bize de nasip eylesin. Allah Azze ve Celle bu toplumdan, çevremizden, içimizden, kendi nefsimizden, yani yaptığımız eksikleri inşallah gidersin. Yani bu dersi seçmemin ve sizlere aktarmaya çalışmamın tek sebebi kendi nefsimde gördüğüm eksikliktir. Çünkü bunu ömür boyu yaşamakta ve inşallah yani yaşamaktayım. Bunun benden ve sizlerden ve işte bu sıkıntı yaşayan Müslümanlardan yok olmasını inşallah Rabbimden niyaz ediyorum. Bizi eksiklerimizin, kusurlarımızın olduğu ve bu hal üzerine öldürmekten Allah Azze ve Celle'den yani öldürmemesini dilemekte ve talep etmekteyim. Bu sıkıntı değerli Müslümanlar, gerçekten Müslümanların hayatlarında olan bir sıkıntı. Evet, biz bazı hallerimizde elhamdülillah Müslümanız, İslam'ı yaşamaya çalışıyoruz. Ama öyle zamanlar geliyor ki, öyle haller oluyor ki İslam'ı yaşamakta veya bazı özellikleri yerine getirmekte sıkıntılar çekiyoruz. Hepimizin farklı farklı konuları var. Diyelim ki yani kendimiz İslam'ı yaşıyoruz ama akrabalarımıza anlatamıyoruz. Bu çok büyük bir eksiktir. Veya kendimiz İslam'ı anlatıyoruz. Ama bazı özellikleri ve bazı zamanlarda yaşayamıyoruz şeytanın ve nefsimizin hilesiyle. İnşallah Allah Azze ve Celle İslam'ı tam olarak yaşayan, örnek olan ve insanlara İslam'ı anlatabilen Müslümanlardan olmayı bizlere de sizlere de nasip eylesin. Bu vesileyle böyle bir toplumun çıkması için de inşallah Allah Azze ve Celle sıkıntılarımızı ve dertlerimizi gidersin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Son olarak bir hatırlatma inşallah yaparak sözlerimi bitireceğim. Haftaya inşallah derneğimizde aile semineri olacaktır. Hanımlar da davet edildi seminerimize. Biz yıl içerisinde birkaç defa bu şekilde programlar yapmaya çalışıyoruz. Başka böyle ilim sahibi hocalarımızı buraya davet ediyoruz. Onların bize nasihat etmesini istiyoruz. Haftaya da Allah nasip ederse bu şekilde ailelerin de katılabileceği, gelebileceği bir seminer düzenlemeye çalışacağız. Aynı saatte, aynı zamanda cumartesi günü. İnşallah bu seminerimizin de sizlere de faydalı olmasını Rabbimizden diliyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.